Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Online maça çıkalım arkadaşlar ama dizilişte ufak bir değişiklik yapalım istiyorum. En son bu şekilde maça çıkmıştık. Casemiro'yu çıkardık, onu denedik, 3 maç oynamıştık. Gayet güzel maç çıkarmıştı. Bu sefer şunu yapalım istedim. 2 tane savunması çok güçlü futbolcuyu ortaya yerleştirelim. Yan yana, dörtlü savunmanın önüne Casemiro'nun yanına Rijkaard'ı yerleştirelim. İkisi de ön libero. Savunmaya yakın oynayacak ama taş gibi savunması olan isimler. Ne top geçer ne adam geçer tarzda futbolcular. Ben de öyle bir şey yapalım istedim. Iniesta'nın olduğu yere yerleştirdik ama yan yana yapalım. Hem de dizilişi denemiş oluruz. Aslında bu dizilişte de güzel maçlar çıkarmıştık. Yan yana yapalım. Şu şekilde, hatta aynı hizalı olabilir ya da birini az biraz daha öne de yapabiliriz ama ön libero yine geriye gelileceklerdir. Bu şekilde kalsın. 4 tane forvetimiz var. 4-2-4. 2 GF 2 SF şeklinde. Bir deneyelim nasıl oynayacağız. Ben normalde 2 ön libero ile oynamayı sevmiyorum arkadaşlar. Bir tane ön libero kullanmayı seviyorum. O da şundan dolayı, ileri çıkmıyorlar. Ben orta sahada şimdi pas vermek istiyorum. Bu futbolcunun da şuralara gelmesini istiyorum. Bu ön liberolar da genelde geride duruyorlar. Pas atacağım. İşte soldan içeriye doğru diyelim. Ne yazık ki hani koşu yapmadıkları için de geride kalıyorlar. Atağımızı bozuyor. Az önce bir arkadaşımız davet yolladı. Hazır buradayken bakalım. Arkadaş maçı moduna davet edildi diyor. Girelim. Ya çok iyi denk geldi. Arkadaşımızla maç oynayalım. Çok iyi denk geldi. Bu arkadaşlık sistemi çok güzel oldu. Oynayalım. Maç ayarı falan yapmadık. Arkadaşımız yapacaktır. O da şaşırıyordur herhalde şu an. İyi denk geldi. Maç ayarlarına bakalım ama. Nasıl yaptı acaba? Rastgele, rastgele değil de keşke ikimiz de iyi olsa. Maç ayarları değiştirildi diyor. Maç ayarlarına tıklayalım. 8 dakika yaptı. Ha, mükemmel mükemmel. Çok iyi. Maça git dedik. Erkan arkadaşımız. Ben arkadaş maçı oynamamıştım. Yani sistem geldiğinde hiç arkadaş maçı oynadığımı hatırlamıyorum. Bu sistemden önce oynamışlığımız vardı ama ilk defa bu şekilde de maç oynuyorum. Sadece ilk başta denemiştik. Arkadaşlık maçı nasıl diye. Ben iki telefondan öyle denedim, o kadar. Rakip arkadaşın kadroya bir daha bakalım. Çok sağlam bir kadrosu var. Rakip arkadaşımızın menajeri de Luis Roman. Adı Erkan. Buradan da selam olsun. Bu videoyu da yayınlarız. Tam da kayıda başladık. Denk geldi. Harika da oldu aslında. Kanalımızdan bir arkadaşımız hem oynamış oluyoruz. Nasıl oynuyor acaba bakalım. Rafael Lau basmadık. Ortayı gördü. Rijkaard'ın müdahalesi. Oyun açacak olursak. Şimdi sona doğru. Hadi be son. Güzel ortala. Rummenigge'nin kafası. Dest. Casemiro, Rijkaard. İyi ki kapattık ortayı. Ve soldan şut. Alphonso Davies. O bize çarptı, top bizde. Şurada boşluk var. Ronaldinho aşırtma vuruş. Çizgiyi geçti. Bir an dedim Galatasaraylı futbolcu geliyordu. Yetişebilir. Hani çizgiye geçmeden dokunur diye düşündüm ama top ağları buldu. Ronaldo'dan çok şık bir aşırtma. Bazen aşırtmalar iyi gitmiyor da biliyor. Kaldıramıyor biliyorlar. Ben Ronaldo'yu ilk defa aşırtma denedim. Geçen hafta çıkarmıştık bu kartı. Güzel aşırtma yaptı. Casemiro sağ tarafı görsek son. Bir daha son yapalım. Şimdi içeri pas. Eto'nun vuruşu kapattı rakip savunma. Rummenigge. İlk yarı bitti. 1-0 bitti. Dizilişte işte ufak bir değişiklik yapalım. Evet, Rijkaard'da Casemiro'yu kullanalım ama orta sahada da o istediğimiz paslaşmayı yapamadık. O zaman şöyle yapalım. Ofansif orta saha yapalım. Ofansif orta saha yapacağız ama oraya son uyumayacak bu sefer. Roberto Baggio'yu alalım. Roberto Baggio'yu ofansif orta sahada deneyelim. Böyle yapalım. Denemiş oluruz hem de. İkinci yarıya biz başlayacağız. Santra'dan gol gelir mi? Savunma arkasına doğru Eto. Hadi be Eto. Şimdi şutumuz kaleci. Topun dibine girdik, Eto'nun kafası. Gol değil. Kaleci mi müdahale etti yoksa doğrudan şey mi gitti? Avuta mı gitti? Avuta atmış. Kalenin dibinden kaçırdı adam. Hem de Eto. Havadan pas. Hadi be, istediğimiz gibi olmadı ama aldık. Casemiro normal şut. Normal şutu çok istediğimiz sertlikte değildi. Burada küçük de tam vurmak lazım. Casemiro. Ben ona değil Baccio'ya atmıştım. Hadi be, gol yedik. Orada Casemiro'dan pas hatası.
Ben normalde şuna değil, Baccio'ya at, şey Ronaldinho'ya at dedim. Adam yanlış yere attı. Rakibimiz de anında cezayı kesti. Erkan arkadaşımız hatayı affetmedi. Şimdi Santra'dan bir gol gelir mi? Sola gitti pas. Ronaldinho. Bir çalım. Önümüzü açıp şutumuz savunma. Orta bir kafa gelmedi. Rekart vurman lazım. Alphonso Davies ayağımızdan açıp da gidelim dedik ama yapamadı onu. Rakibimiz etkili geliyor. Eyvah De Vrij. Uf, De Vrij ama zorladı aldı. Hadi Eto'ya doğru. Eto, hadi Eto çabuk. Olmadı. İstediğimizi yapamadık. Alırız. Bir şut. Ama bu kaçmamalıydı. Bu çok net bir pozisyondu. İkinci yarıda iki tane %100'lük pozisyonu kaçırdık. Eto kafa vuruşuyla kaçırdı. Rummenigge ayağıyla kaçırdı. Çok net pozisyonlardı. Turam çok etkili geldi rakibimiz şutu. Kaleci zaman Donnarumma. Oraya değildi ama top bizde. Hadi. Eto. Ama Eto bunu at. Eto çok net bir pozisyonu yine kaçırdı. Dakika 86'yı geçerken son dakikalara doğru gelirken çok net bir pozisyon yine Eto'dan kaçtı. Kısa köşe vuruşu diyelim. Ama ekranı değiştireyim ortalayayım. Marquinhos'un kafası direkt. Olamaz. En azından kontratak yemedik. Havadan pası versek. Lino girmiş oyuna. Hadi be Ronaldinho. Ronaldinho şutu çekemedi. Ortayı gördük. Rijkaard gelir mi bir gol? Kalecinin üstüne vurdu. Köşeye vursa gol olacaktı aslında. Adam gitti kalecinin üstüne vurdu. Son saniye. Herkesi alalım. Rakip ceza sahasına bütün adamlarımızı çağıralım. Kalecimiz falan gelsin. Hücum düzeni ikiye çıkaracağız. Kalecimiz henüz gelmedi. Kalecinin de gelmesini bekliyoruz da insan biraz koşar. Çok yavaş geliyor. Hadi be. Casemiro. Ya önümüzde kalmadı top. Bir şut. Şu top önümüzde bir türlü kalmadı. Hep şuta bastım bastım bastım. Bir türlü vuramadık. 1-1. Umarım uzatmalar vardır arkadaşlar. Bayağı da etkili oynadığımız bir maçtı. Evet uzatmalar varmış. Santra'dan gol yemeyelim. Savunmayı ben... Aa ben de ucum düzey 2'de kalmış. İyi ki savunmaya geri çekelim dedik. Sağ bekimizi görsek. Şurada bir koşu var. Roberto Baggio. Baccio. Michael Owen iyi de kaldıramadık topu. Hadi Baccio. Bu sefer yine olmadı. Yani normale çekelim bu arada. Hadi Maradona. Bir kafa vuruşu. Gol. Marquinhos'la 2-1 öne geçtik. Maradona'nın ortası. Ön direk. Marquinhos kaleci yine çıkardı. Dönen topu Marquinhos tamamladı. 2-1. Tekrardan öne geçtik ama rakibimiz de çok iyi bir oyuncu. Yani şimdi Santra'dan gol yiyebiliriz. Casemiro çok iyi yere geldi. Ortayı kapatalım. Aa yetişemeyiz orada. Faul yok diyecektim ama çok tehlikeli bir yerden frikik kazandı rakibimiz Erkan. Dikkatini dağıtmaya çalışsak. Savunmaya çarptı. Birazcık çekeyim Marquinhos'u. Ayaklı De Jong kullanacak. Ters çizdi. Casemiro. Baccio izin verme. Parmağımdan göremedim. Sadece gol sevinçlerine bakacaktım. Hani oyuncuların tepkilerine. Parmağım tam Donnarumma'nın olduğu yere geldi. Şutun son anını göremedim. Çok sert vurmuştu. Kimseye de dokunmamış. Şimdi son atak rakibimizden Erkan'dan beraberlik için geliyor. İkili bastık. Önünü kapatalım. Casemiro. Yeni transferimiz durdurdu artık orada. Diğer futbolcunun durdurmasını beklerdik. Rakip arkadaşımız da çok güzel oynadı. Bayağı da şut vardı. Gol sayısı az oldu ama çok fazla şut oldu. Rakip arkadaşımızın kalecisi kimdi? Dikkat etmedim ama kurtarışları da vardı. Bizim avuta vurduklarımız da çok muydu? Yok değilmiş. 14 şutun 11'i isabetliymiş. Rakip kaleci kaç derece aldı acaba? Oyuncu dereceleri.
Rakip kaleci de kim bu arada? Kobel. Kobel iyi bir kaleci. Rakip arkadaşımız Erkan'a da çok teşekkür ederim. Umarım bu videoyu da izler. Tam böyle maça geçmeden önce kendisinden bir istek geldi ve ilk defa ben de bunu yaşadım. Bu şekilde de oluyormuş arkadaşlar. Daha önce hiç arkadaşlık maçı ben de oynamadığım için bu aşamayı hiç denememiştim. İstek de atabiliyoruz. Dizilişimizi denedik. Ne yazık ki çok istediğim oyunu böyle iki ön libero yan yana olduğunda ben oynayamıyorum arkadaşlar. Bir ön libero ile oynamayı seviyorum. Belki başka dizilişlerde ama iki ön libero'yu yan yana yine deneyebiliriz. Yanında muhakkak böyle geriden top çıkaracak bir isim olması lazım ya da önünde. Şimdi iki tane dost var, dört tane hücumcu var. Arada şu bağlantıyı kuracak oyuncu olmadığı için ben zorlanıyorum. Direkt böyle sürekli uzun falan da atmıyorum. Yani ya bir göbek ya bir ofansif orta saha. Bunlara yakın oyuncuların olması gerek. Ben genelde ona arıyorum. Umarım maçı izlerken sizler de keyif alırsınız arkadaşlar. Tekrardan ben Erkan arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. İyi denk geldi. Kendisiyle de maç oynadı. Kendisine de buradan selam olsun. Sizlere iyi oyunlar diliyorum. Hoşça kalın.